Kağıtlar kalemler hazır mı? Biz verdiğimiz sözü tutarız Beyaz Haber olarak. Bakın, salatalık ve yoğurt hem lezzetli hem de şifa deposu. Ödeme, şişkinliğe birebir tok tutan özelliğiyle de diyetlerimizde başrolü. İçine baharat da ekleyince yağ yakımını da hızlandırıcı etkisiyle emin olun bir haftada 3 kilo vermek mümkün. İzleyin, görün. Kürle beraber hem sindirim hızlanacak kişinin, hem metabolizması hızlanacak, hem de bir haftada hızlı sonuç alınca motivasyonu yükselecek. Yaza çok az kaldı, kışın aldığımız kiloları da vermenin tam zamanı. Bölgesel yağlanmalardan şikayetçi olanlara birebir olan yoğurt kürü. Bölgesel incelme için kişinin yağdan kilo kaybı yaşaması lazım. Yağdan kaybedebilmesi için de bu kür birebir olacaktır. Bir hafta boyunca ikindi ara öğünü yerine, yani ortalama saat 3 ve 5 arasında tüketecekleri bu kür, bir hafta sonunda problem olan bölgelerden incelme sağlayacaktır. Peki kaç kilo verecek? 1 ila 3 kilo arasını hedefliyoruz. Yoğurt ve salatalıkta baharatları karıştırıp hazırlanan kür yağlanmanızı durdurabilir. Yoğurt en önemli kalsiyum kaynaklarımızdan, aynı zamanda da protein içeriği yüksek bir besinimiz. Kişileri hem tok tutacak hem de karın bölgesindeki yağlanmayı azaltacaktır. Salatalığımız zaten bol su ve bol posa içerikli bir besin. Evimizde bulunan malzemelerle ve bir o kadar da pratik bir tarifle bölgesel yağlanmalarımızdan kurtulmamız mümkün. Peki bu tarif için malzemelerimiz neler? 1 veya 2 salatalık, 3-4 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da çörek otu yeterli olacaktır. 1 çay kaşığı zerdeçalımızı ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı çörek otu ekliyoruz. Yarım çay kaşığı da karabiber. Güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Öğle yemeğimizi proteinden zengin besleniyoruz. İkindi vaktinde de bu kürümüzü kullanıp akşamı biraz daha hafif sebze veya çorbalarla geçirip haftayı kapatıyoruz. Ancak kürle birlikte su tüketimine çok dikkat etmeniz lazım. Diyete tümüyle uysanız bile su tüketimi olmazsa sonuç alamayabilirsiniz. Kilogram başına 30-35 mililitre olacak şekilde tüketilebilir. Peki Merve, suyu yemekten önce mi tüketmeliler yoksa yemekten sonra mı? Özellikle de yemekten 15 dakika önce tüketilen su hem daha az yemelerini hem daha hızlı doygunluk sağlamalarını sağlıyor. Yoğurt kürümüz hazır. Hem tadı güzel hem de cayır cayır yağ yakımını destekliyor. Daha ne olsun? Bunu yedikten sonra da kesinlikle yürüyüşe çıkmalarını tavsiye ediyorum. Süreci hızlandıracaklardır. Herkese afiyet olsun. Tabii bizim Büşra o yoğurdun içine 2 çorba kaşığı şeker atınca öyle kilo verilmez. Şeker yok, ekmek yok. Canan Karatay Hoca'ya uyun.